Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım, hoş geldiniz. Bugün bence çok önemli bir toplantı yapacağız. Bu toplantı hoca arkadaşlarımla görüştüğüm, konuştuğum kadarıyla, onların bilgi özetlerine baktığım kadarıyla, kendi yere tanıyorum zaten. Çeviri ve felsefe başlık, fakat burada anladığımız çevirinin felsefesi tanımlaması galiba daha doğru olacak. Çünkü bütün bilgiler aşağı yukarı. Çevirinin teorik olarak, kuramsal olarak nasıl olması gerektiği ya da nasıl olmaması gerektiği tartışmalarını ya da bu olması gerektiği tırnak için alıyorum. Buna yönelik eleştirileri barındıracak tartışmalar. Konuşmalar yaklaşık 20-25 dakika olabilir bazıları olacak. Moderatör benim, arkadaşlarımın, hocalarımın süreleri aşmaları konusunda uyarabilirim. Aralarda tartışma ve soruya açığız. Sizden özellikle soru ve katkı bekliyoruz. Katkıların çok uzun olmamasını tabii rica ediyoruz. Benden kısa bir giriş yapmamı istediler. Ben de şöyle düşündüm. Tabii Türkçe'de Türk felsefesinin çevirdiği tarihinden falan bahsedecek değilim. Ama benim de kendimce bazı küçük deyimlerim olacak. Aslında bazı sorularım olacak çevirilerle ilgili. Bunu şöyle düşünebiliriz. Burada bu alanda çalışmış ve kendi alanlarının çevirisini yapan uzmanlar var. Ben de kendi alanımda zaman zaman çeviri yapmak zorunda kalıyordum her akademisyen gibi. Benim o arkadaşlara özellikle felsefe çevirisiyle ilgili sorularım olarak değerlendirebilirsiniz. Toplantı ilerledikçe belki onların çalışma alanları ve sunuşları benim sorularıma denk düşebilir. Denk düşerse tartışmayı oradan da ilerletebiliriz. Şimdi ben bu özellikle felsefenin Türkçe'de nasıl olduğu, nasıl olması gerektiği ya da Türkçe, özellikle Batı metinlerin Türkçe çevirisi konusunda bazı problemlerle, bazı problemlerin dile getirilmesini ben de dile getirildiğine çok sık rastladım. Burada tabii beni çok şaşırtan, ondan sonra beni de bazen şok eden bir takım sorularla da karşılaştım. Bunlardan birincisi mesela, işte Türkçe felsefe yapılır mı? Beni çok ilgilendirdi mesela. Halbuki Türkçe felsefe zaten yapılır. Yani bu tip sorular sorulabiliyor. Bazen bunlardan biri de Türkçe'nin söz dizimiyle ilgili. Mesela bunu özellikle arkadaşlarıma sormak istiyorum. Türkçe'nin söz dizimi, yani Türkçe'de fiillerin sonunda olması nedeniyle özellikle uzayan cümlelerde anlamın birikip, değil mi? Okulun zihninde ancak cümlenin sonuna geldiği zaman işte anlamın tamamlanacağı. Bu yüzden de Türkçe felsefe yapmanın zor olduğu şeklinde bir argüman çok sık dile getirilir. O kadar sık dile getirilir ki zeyrekle yapılan bir söyleşte, felsefe zeyrekle yapılan bir söyleşte. O da buna değinmek zorunda kalmış ve o da bu konudaki hayretini bile getirmişti. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Biz zili, biz kendimizden çok dışarıda algılayabiliyoruz bazen. Sanki dilin bir teknoloji olduğunu, bir alet olduğunu ben de düşünüyorum. Fakat sanki bizim uzanıp da zaman zaman kullandığımız bir enstrüman gibi de değil. Sonuç itibariyle yani sanki Londra'ya gitmişiz de orada arabaların direksiyonu sağdan ve ben artık bu arabayı bu şekilde kullanamam. Çünkü alışkın değilim gibi. Böyle değil. Sonuçta biz dili bir bilinç dışı olarak algılıyoruz ve bilinç dışı bir yetenek geliştiriyoruz ve cümlelerin nasıl tamamlanacağını derdinde seziyoruz esasında. Dolayısıyla bu argüman bana oldukça tuhaf görünmektedir. Bu konuda arkadaşlarımın görüşlerini merak ediyorum doğrusu tabii isterlerse. Bir de şu var, şunu da vurgulamak gerekiyor tabii. Yani Türkçenin bu yapısından dolayı, yani fiillerin sonunda olmasından dolayı tabii ki cümlelerin çok uzamaması, noktalı virgüllerle, belirtilerle, bazen işte İngilizce'de, Fransızca'da gördüğümüz belki hoşumuza gidiyor. Ya da Almanca'da biliyorsunuz çok uzun cümleler kurduk. Belki onları biraz ödeleyerek çok fazla uzun cümle kurabiliyor akademisyenler. Ya da onun Türkçe'nin yapısına uygun olmadığında hani belirtmek, kurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bir de kavramların çevresi var. Kavramlar Tanzimat'tan günümüzde biliyorsunuz. Ya işte Fransızca'da yazılmış ya İşte Arapça karşılığında üretilmiş ya da daha sonra dilde sadeleşmeyle birlikte özellikle cümle üretiminde Türkçe veya Öztürkçe karşılığında yerleşmiş. Burada aslında belli formüller var. Esasında biz
doğru formülleri bulmuşuz. Fakat yine bir değil de söyleyeyim. Bu bir video bıçağı keskin tarafını tutmayı çok seviyoruz. Yani böyle kavgasından bir türlü kavrayamıyoruz. Genellikle ya işte yabancı ondan sonra kavramların olduğu gibi bırakılması ya da işte Arapça kelimelerin türetilmesi gibi. Fakat burada ölçü ne olmalı? Esasında biz bunu bulmuşuz dediğim gibi. Konuşulan dil ile yazılı dil arasında bir uyum olması gerekiyor. Bu farkın çok açılmaması gerekiyor. Bunu ne yazık ki hem iki tarafta da görüyoruz. Yani Arapça sözcükler, lügatlerden sözcük sürettiğimiz zaman da bazen günlük dile uygun olmayan ve çok uzak düşen kavramları üretebiliyoruz. Veya Türkçe üretirken de çok uzak kavramları üretebiliyoruz. Halbuki günlük dile yakın olması esastır. Yani ben şunu öneririm benim kendimce. Yani bir lise öğrencisi herhangi bir felsefe metni, metnin içeriğini anlayamasa bile metni, lafzen anlamam. Yani eğer bir lise öğrencisi bu metni anlayamıyorsa ona da yazarın bir kabahati var demek ki. Bazen öğrenciler gibi ben metni anlayamıyorum hocam, pek demek pek zeki değil. Hayır, sen zekisin. Çünkü sen buradasın, bunu başarmışsın. Problem metinde oluyor çoğu zaman. Burada günlük konuşma dilinden çok fazla uzaklaşılmaması gerekir. Bu kavram meselesine gelince biz bazı kavramları doğrudan karşılayamayabiliriz belki. Buna hepimiz karşılaşıyoruz, aramızda da konuşuyoruz. Fakat bazı kavramları izah edebiliriz. Yani illa biz bir kavramı böyle eşdeğerlik ilkesi gereğince bir kavramla karşılamak zorunda değiliz. Ben bunda şöyle bir örnek vereyim, şöyle karşılaştım. Frankofon arkadaşlar çok söyleyecektir. Ressentiment diye bir kavram var. Bu kavram oldukça karmaşık bir kavram. İşte içerisinde bastırılmış hınç var, gayz var, öfke var, haset var ve elde edemediği bir şeyi yüceltme var. Pardon, bastırma, değerini düşünme, başka bir değeri onun yerine yüceltme var. Oldukça karmaşık. Biz ancak bunu 4-5 kavramla ifade edebiliyoruz Türkçe'de. Bir hocamız eser vermişti ama eser bunların tamamını yüklemiyor. Nitekim işte Max Scheler'in Ressentiment kitabına girişine baktığımda orada kendisi de bunun Fransızca'ya duyduğu sayarlıktan değil, başka bir de çeviremediğimizden çeviriyoruz dediği zaman ben orada bir evet, rahatladım. Tamam, benim de bu kavramı çevirmem gerekiyordu. Daha sonra da bunu niçin söylüyorum? Yani herkese şiirini incelerken pek çok şiirinde ben bu Ressentiment duygusuna, bu haline rastladım. Fakat şimdi bir kavramın açıklamasını incelediğimiz nesneden yola çıkarak değil mi, tanımlayamayız. Bir başka yere de, bir başka örneğe de ihtiyacımız var. İlginçtir, ben bunu Namık Kemal'de buldum. Namık Kemal'in o çok ünlü, meşhur, görüyor musunuz yani bizim kültürümüzün artık liseleri, ortaokullara kadar inmiş, çok ünlü bir Hürriyet gazetesinin ilk beyti ve Ressentiment duygusuyla ilgili. Nasıl? Görüp ahkam-ı asr-ı münhalif-i selametten çekildik, izledik, bahayla bağlı hükümetten. Yani ne diyor burada? Yani işte asrın, dönemin doğruluktan ayrıldığını ondan sonra gördük, fark ettik ve hükümet kapısından kendi izzet-i ikbaliyle haysiyetimizde çekildik. Halbuki biliyorsunuz sürgüde yollanır, kovulur vesaire. Ama burada ne yapıyor? Elde edemediği bir değeri Sıdkı Selamet'ten ondan sonra ayrıldığını söylüyor, o değeri yerine batırıyor. Ve arkasından da haysiyetimizle, onurumuzla biz çekildik, biz kabul ettik. Bu Ressentiment duygusuyla yüklü enteresan bir beyittir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz burada? Bir kavramı okura bildiği bir örnekle tanışıyoruz. Artık o okur bu kavramı çok rahat bir şekilde kavrayacaktır. Hakkında bir şüphe kalmayacaktır. Eğer bunu başarabilirsek, yani yerleşik örneklerden yola çıkarak bir takım kavramları açıklayabilirsek bence başarılı çeviriler yakalarız diye düşünüyorum. Bir de bu konuşmalar arasında geçecek anlamsızlığın çevirisi meselesi. O çok önemli. Onunla ilgili çarpıcı bir örnekten bahsetmek isterim. Yavaş yavaş sona gidiyorum zaten. Biliyorsunuz Alice in Wonderland, Alice Harikalar Diyarı'nda Türkçe çevirileri de vardır. Bazılarında şimdi söylediğim edeceğim bölüm çevrilmez. Bazılarında vardır. Jabberwocky diye bölüm var. True Looking Glass bölümünde, aynanın içinden bölümünde. O şiir anlamsız bir şiirdir. Hiçbir şekilde bir başka dile çevrilmesi çok zordur diyelim. Çünkü
bütün kelimeleri bozarak, çarpıtarak, hatta İngilizce kelimeler uydurarak yazılmış bir şiirdir. Peki bu şiir çevrilir mi, çevrilmez mi? Marlene Dolitsky, Anlamsız Çevresi başlıklı bir yazısı var. Burada şunu söylüyor, bu şiir anlamsız diye ya da anlamsız görünüyor diye biz bu şiiri, efendime söyleyeyim, işte kafamıza geldiği gibi, aklımıza istediği çok kolay bir şekilde çevirebiliriz. Niye? Çünkü o şiirin bir oluşma biçimi var, bir mimarisi var. O mimarinin bir kuruluşu var, biçimsel kuruluş var. Dolayısıyla o biçimsel kuruluşun başka bir dilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Hem o dilin kendi içinde bir yapısı var, hem de o yapının dünya ile kurduğu bir ilişki var. Bunun başka bir dilde inşa edilmesi gerekir. Ki iki Fransızca çevresini bu yazıda karşılaştırıyor. Hep diyorum, Türkiye'de çok güzel işler de yapılıyor. Metis çeviri, bu Marlene Dolitsky'yi takip ederek Türkçe'de Gülten Süveren ve Nihal Yayınova'nın Alice in Wonderland çevirileri, Türkçe çevirilerinde bu iki şiiri nasıl ikisinin de farklı çevirdiğini karşılaştırıyor. Ve Dolitsky'nin yaptığı işi Türkçe'de yapıyorlar. O makaleyi tavsiye ederim. Bu arada biraz da eğlenceli olsun diye artık sona gelirken kendisi konuşmadım. Çünkü bu arkadaşların talebi, uzatmayacağım ben. Fazla Üstü Dağlarca'nın Zabilon'un Dilinden diye bir şiiri var. Ben de buna, bu Dolitsky'den ve Metis Çevre'yi bulmaya yola çıkarak ben de bununla biraz uğraşacağım. Size şimdi fırsat olmuşken onu okuyayım. Bir dil icat ediyor Dağlarca. Bu dilin bir sözlüğünü de veriyor arkada, küçük bir sözlük veriyor. Şimdi bu sözlükten acaba bu dili kurabilir miyiz? Yani ben biraz onunla uğraşacağım. Şimdi şiirin adı Pegühöz. Pegühöz şiirin adı. Şimdi anlamayacaksınız. Hagati höz höz, höz asabım, pegü co pegü, hagati sağ. Co ura co hagati, sağ höz, pegü co asabım co, co pegü. Gö hagati co asabım, pegü sağ, gö, sağ 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 co, sağ sağ ura, sağ, gö, höz. Höz höz ura höz, sa, ura asabon, sa jo hagati jo, sa hagati. Uraca sa jo, gö asabon, asabon sa, jo ura pegü jo jo, hagati gö, hagati pegü höz gö, pegü sa asabon, hos pegü gö höz höz. Şimdi tabii bu ne diyorsunuz? Sözlü var. Sözlü var. Asabon, Türkçe'de gelecek, ulaşmak üzere olan, Fransızca'da future, avenir, İngilizce'de future, next, region gibi bütün dillerde bunun karşılığı değil. Jo lerler, gö üzerine üstünde, hagati su bakan kımıldayan, höz yavaş kımıldamayan, pegül seven adammış, sa uzun sürekli sonsuz, burada ak iyi geniş uğur. Şimdi buradan demek ki bu şiiri, yani bu sözlükçeden, küçük sözlükçeden bu şiiri yeniden kurmamız, inşa etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben tabii bir soruyla bitirmek istiyorum. O da şudur, biraz bununla alakalı diye düşünüyorum. Gelmeden önce hazırlık olsun diye tabii Afşit Göktürk, Nermin Uğur gibi bu konuda fikir yürütmüş bazı çevirmen geliştirmenlerin görüşleri de, felsefecilerin görüşleri de başvurdu. Çeviri kuramlarında temel bir ayrım yapıyorlar. O da şu, bilimsel bir metin ile edebi metin arasında çevirmenlik açısından, çeviri işaretinden bir fark var. Bilimsel metinler birebir doğrudan çevirilebilir, deniyor. Halbuki edebi metinler ya da sanatsal yaratıcı metinler birebir çevrilemez. Orada bir duygusal, gönderebilir, çağrışımlar olabilir. Bunlara dikkat alınması gerekiyor. Şimdi soru şu, felsefe hangi alan giriyor? Bilimsel alan çevresine mi, edebi alan çevresine mi? Teşekkür ederim. İlk konuşmacımız felsefe bölümü bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Tahsin Görgün. Burada bizim konuşması dil felsefesinde tercüme meselesi. Kendisi bu dil ilgili de genel olarak diyor, tercüme konusu üzerinde durduktan sonra
dil felsefesi alanında yapılan terme faaliyetleri Spivak teorisi bağlamında inceleyecek. Özellikle de klasik dilden tercüme konusunda kompleks bir şekilde yararlanması gerektiğini öneriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sesim mikrofon çalışıyor mu? Çalışmıyor. En azı detay. Çalışıyor mu? En azı detay arkadaşlar duyuyor musunuz şimdi? Tamam. Sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere hürmetle selamlıyorum. Özellikle kendi tercümanlık bölümlerinizin bazı olduğunu görmek sözden ayrıca hem memnuniyetle hem de heyecanlandırdı. Yani biz bu işin doğrudan doğruya kendisini yapanlarla bu işin felsefesi yaptığı yapanları bir anlamda bir araya getirmiş olduk. Aslında bu tercümanlık bölümünün işi tercüme. Felsefecilerin zaten işi gücü yok. Yapılan işleri ne olduğunu sormakta sorulamıyor. Yani bilim adamları bilim yapıyor da felsefeciler geliyor onların karşısına. Bilim nedir diye soruyor. İnsanlar konuşuyor, bir dilde iletişim kuruyor. Felsefeciler iletişim nedir, dil nedir diye soruyor. İşte insanlar dinden dinini yaşıyor vesaire, felsefeciler geliyor, din nedir diye soruyor. Böyle. Sanki bu felsefecilerin böyle özelliği normal olarak yaşayan hayat içerisinde bana da çıkar. Yani normal olarak böyle derler. Mesela bilginin ne olduğunu birisine, yani biliyor musun bilginin ne olduğunu diye sorduğunuzda, yani bu da öyle bir şey soruyor yani. Gayet tabii bilginin ne olduğunu biliyorum. Herkes bunu söyler. Biliyorum da bilmiyorum arasındaki farkı bilmeyen yoktur aslında. Ama birisi gelip de bilgi nedir diye sorduğunda ona cevap vermek çok da kolay bir şey değil. Yani onu dikkat aldığımızda bir anlamda yapılan şeyin belirli bir şekilde tartışmaya açılması onun daha iyi yapılması için gerekli gözüküyor. Öyle olduğu için de en azından sırf bu açıdan bakıldığında bu felsefecilerin kendi kendilerini nasıl teselli ettiğini bir örneği olarak da düşünüyorum. Ama netice itibariyle baktığımızda hakikaten de bu kaçınılmaz bir şey. Bu çerçevede de bu çeviri veya tercüme meselesi felsefenin konusu haline gelirken tabii tercüme nedir veya çeviri nedir? Ben burada çeviri ve tercümeyi eş anlamlı olarak kullanıyorum. Her ne kadar nüanslar söz konusu olduğunda çok önemli farklar ortaya çıkabilmek ise de bu da ben herhangi bir ayrım yapmayacağım. Yani normal tercümeyi de çeviri olarak değiştirebilirsiniz. Yani her söylediğimde o şekilde kullanacağım. Alpan Bey kısaca bu bildiride sizi ifade etti. Eğer biz klasik Türkçeyi kompleksiz bir şekilde klasik Türkçe ile ki kastettiğim şey işte 15. 16. 17. 18. 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan Türkçeden bahsediyorum. Bizim eğer bu Türkçe ile kompleksiz bir şekilde bir irtibat kurma yönünde bir başarı sağlayabilirsek aslında birçok konuda tercüme meselesi şu anda karşılaştığımız kadar zor olmaz. Onun temel düşünce tezim bu. Bunu bir felsefe üzerinden kabaca göstermeye çalışacağım. Ama önce tercüme ile alakalı bazı genel tespitler yapmak istiyorum. Tercüme, tabii bir dilde ortaya konulmuş olan bir eserin daha farklı bir dilde yeniden inşasıdır. Bunu biz bir dünyada, o dünyanın bir unsuru olarak inşa edilmiş olan bir eserin başka bir dünyada, o dünyanın bir unsuru olarak yeniden inşası olarak isimlendirebiliriz. İnsani olanın insana yabancı olamayacağından hareketle insanlar arası tarafından ortaya konulmuş her türlü eserin
tercüme edilebilir olduğunu baştan kabul etmek gerekir. Tercümenin bir geniş bir de dar anlamda kullanımı söz konusudur. Dar anlamıyla tercüme tabii bir dilden başka bir tabii dile çevirmedir. Bu kabaca sözlerin başka sözlerle, kelimelerin başka kelimelerle, cümlelerin başka cümlelerle karşılanmasıdır. Geniş anlamıyla tercüme, fikirlerin tercümesidir. Burada karşımıza çıkan önemli soru, fikirler çevrilebilir mi? Şeklinde ifade edilebilir. Çünkü fikir ilk bakışta lisani olmadığı için lisan yani dil değişse de varlığını muhafaza eder. Tabiri caizse fikir çevrilmez, sadece yer değiştirir. Bunu dikkate aldığımızda sanki fikrin tercümesinin hakiki değil de mecazi bir kullanım şekli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak fikrin bir dünyanın kavramsal parçası, dolayısıyla bir dünyanın mütemmim yüzü, tamamlayıcı parçası olduğunu olduğunda fikrin yani düşüncenin yer değiştirmesinin bir konum değiştirme olduğunu fark ettiğimizde niçin tercümenin bir ihanet olduğunu da yavaş yavaş anlamaya başlarız. Ancak bu konum değiştirme insanlar arasındaki iletişimin kaçınılmazlığı kadar zorunlu ve aşılması neredeyse imkansız olan bir eksikliktir. Eksiklik burada çift yönlü olarak düşünülmelidir. Bir taraftan yer değiştiren fikir, esas konumuna göre bir şeyler kaybederken, yeni konumuna göre bir şeyler kazanmış olur. Tercüme zorunlu olarak fikri değiştirir. Tercüme denildiğinde genellikle metinlerin tercümesi kastedilmekle birlikte esasla gerçekleşen fikirlerin tercümesidir. Metinlerin tercümesi, fikirlerin tercümesinin bir yoludur. Fikrin tercümesi gerçekleşmemişse, metnin tercümesi başarılı olamamıştır. Başarılı bir tercüme, neticesinde fikir, tercüme edildiği yeni dünyada yer edinerek orada da varlık kazanır. Varlık kazanma ise çift yönlüdür. Birinci cihet, orada müsbet bir şekilde varlığı devam ettirmesidir. İkinci cihet ise eleştirilere, hatta reddiyelere konu olarak yeni duruma göre karşı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmasıdır. Başarılı bir fikir tercümesinin misaller arasında Aristo mantığının Arapça'ya tercümesi yanında Hegel felsefesinin 19. yüzyılda İngilizce tercümesini verebiliriz. Birincisinde devam eden tartışmalar neticesinde mantık dönüştürülüp geliştirilerek umumi marifin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş iken mesela Gazali diyor ki işte mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Yani bütün bir artık medrese sisteminin öğe şartı haline geliyor mantık bilgisi. İkinci misalde önce bir bütün olarak üstlenilmekle birlikte mutlak idealizm adı altında daha sonra yapılan eleştiri ve reddiyelerle birlikte yepyeni bir felsefi yöntem ve geleneği mantıkçı pozitivist namı diğer analitik felsefenin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Zamanında Farabi'nin işaret ettiği gibi eğer bir eser ve bu eserin mütemmim yüzü olan bir terim dile getirildiği bir dünyanın yani hayat düzeninin ve bu düzeni düşünen bir fikir sisteminin bir kavramını ifade ediyorsa ve bu kavram tercüme edilen dilde mevcutsa bu kavramı ifade eden terim kullanılarak tercüme edilir. Bu birinci durum. Eğer mevcut değilse o zaman bu kavramı ifade eden bir terim de bulunmayacağı için bir tercümeden bahsedilemez. Yapılacak olan tercümeden daha çok o kavramın üstlenilerek yani tercüme edilecek gaye dilin terimlerini genişletirken bu dilin dile getirdiği dünyanın kavramlar üzerine genişletilerek dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu da ikinci durum. Özel isimlerin tercüme edilemeyişinin sebebi de onların bu anlamda biricik olmasıyla alakalıdır. Bu çerçevede mesela günümüzü dikkate aldığımızda mesela sembolik mantık, yapay zeka, bilgisayar yazılımları ve internet gibi alanlarda yani baktığımız vakit biz bu alanlardaki yapılan çalışmaları Türkçe'ye aktarırken ne yapıyoruz? Kendi düşünce ve varlık alanımızı da genişletiyoruz. Çünkü bunlar ilk defa bunu yapanlar tarafından ortaya konulmuş ve hazırlanmış.
kavram terimin dil dışı karşılığıdır ki biz onu biz kısaca yani bu dönemi kullandığım haliyle yani o terimin karşılığı ve müsemması diyoruz. Şimdi birinci durumda tercüme mevcut bir kültürün özünün birleştirilmesini yani varlığının muhafaza edilerek geliştirilmesini sağlarken ikinci durumda bir kültür değişmesi veya bir kültür genişlemesi söz konusudur. Buna inculturation veya acculturation tabirini kullanıyor Batı'da. Kabaca kültürlenme diyebiliriz. Buna kültürlenme de denilmektedir. Bu daha farklı bir ifadeyle bir tür dünya değişmesi veya bir bütün olarak hayat düzeninin değişmesi anlamına gelmektedir. Türklerin Müslüman olması ile Türkçe dediğimiz ve bugün kullandığımız dilin teşekkülü böyle bir kültür değişmesinin açık misallerindendir. Burada aklımıza gelen bir soru tabii. Son 150 yıl içinde yaşadığımızın ne olduğunu sorusunu ayrıca konuşmak gerekir. Farabi bunu Yunan kültürüyle kendi dönemindeki Arap-İslam kültürü arasında müzakere ederken bir tür felsefe geliştirmiş olan bir kültür ile öylesi bir adım atmamış olan bir kültür arasındaki ilişkide ikincilerin birincilerden duruma göre farklı farz eden bir şekilde istifa edebileceğini etmek zorunda kalacağını göstermektedir. Buraya kadar söylediklerimizi kısaca özetleyecek olursak, başarılı bir tercüme neticesinde tercüme edilen fikrin anlaşılması için kaynağıyla irtibat kurulma ihtiyacı ortadan kalkar. Yeni yerinde, yeni çevresi ve çerçevesi içinde yabancı bir görüntüye sahip olmaksızın bu çevre ve çerçevenin tabii bir unsuru haline gelir. Bu fikrin kaynağıyla irtibatı düşüncenin değil, düşünce tarihinin konusu haline gelerek yani bu fikrin kaynağı ile irtibatı düşüncenin değil, düşünce tarihinin konusu haline gelerek aktüelitesini yitirir. Yani mesela buna bir örnek olarak şunu söyleyeyim. Immanuel Kant'ın David Hume'la ilişkisi böyledir. Kant'ın işte Safak Nereşmiş'te okuduğunuzda onu anlamak için David Hume'u bilmenize gerek yoktur. Ama düşünce tarihi açısından Kant'ın o düşünceye nereden, o sentetik a priori fikrine nereden geldiğini anlamak istiyorsanız mutlaka David Hume'u araştırmanız gerekir. Yani bu tercümenin böyle bir özelliği var. Başarılı bir tercüme. Başarılı olmayan bir tercüme, muhataplarını tercüme edilen metni anlamak için kaynağı ile irtibata zorlar ve kaynağı ile irtibat kurmadan anlaşılmaz bir durum bırakır, durumda bırakır. Dolayısıyla tercüme edildiği dilde çözüm değil, sorunun parçası haline gelir. Kendi başına kaldığında anlamsızlaşır. Bunu yani tercüme ile alakalı bu genel tespitleri yaptıktan sonra dil felsefesiyle alakalı hususları şimdi biraz konuşabiliriz. Ne kadar vakti kaldı Sayın Başkan? 10 dakika. 15 dakika. 10-15. Tamam. Ben bunu takip ettim değil mi şimdi? Tamam. Dil felsefesi söz konusu olduğunda ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ben bunu speech act teorisiyle bağlantılı olarak biraz daha örnek diyeceğim. Bu ilginç durumu söz edimleri diye tercüme edilen speech act teorisi çerçevesinde açıkça görebiliriz. Yani bu speech act biraz söz edimleri, söz eylemleri alanındaki yapılmış olan tercümeler başarılı değil. Bu soruyu sorabiliriz bu çerçevede. Onu ama şunu ifade edeyim öncelikle. Bütün bu gayretlerin tamamını çok önemli ve müsbet, yani kıymetli bir gayret olduğunu takdir edilmesi gerektiğini ifade edeyim benim kanaatim bu. Yani bütün gayretler iyi. İyi yönde atılmış adımlar. Fakat iyi demek daha iyisi yok demek değil. Daha iyisi yapılamaz anlamına gelmiyor. Yapılan bir iş her halükarda iyi ama işte onunla bizim eleştirel bir şekilde irtibat kurup daha iyisini düşünebilmemiz lazım. Speech act teorisinde 3 ayrı unsur bulunmaktadır. Bunlardan birisi doğrudan sesle alakalıdır. Bir sesin bir mana ifade edebilmesinin gerekli ve yeterli şartları tamamen dil biliminin imkanları kullanılarak ortaya konulur. Yani çok kabaca genel olarak söyleyeceğim. Burada öncelikleri verme imkanımız yok. İkincisi, ses çıkarılmasıyla ne yapıldığı ile alakalıdır. Yani siz
bir ses çıkarıyorsunuz belli bir düzen içerisinde. Ama o ses çıkarmanın kendisi amaç değil, o ses çıkarmakta bir şey yapıyorsunuz. İşte birisine kapıyı kapat dediğinizde kapıyı kapat diye ses çıkarıyorsunuz. Onun bir düzeni var ve o düzeni Türkçenin söz dizimi, işte ses kuralları ve anlam kuralları çerçevesinde onu telaffuz ediyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Ama birisine kapıyı kapat dediğiniz vakit o ses çıkardığınızda bu sesleri çıkarmakla bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Bu gerçekleştirdiğiniz eyleme emir veya yani rica diyorsunuz. İkincisi ses çıkarılmasıyla ilgili ne yapıldığıyla alakalıdır. Yani o sesi bir mana ifade ederek, bir şeyi kastederek çıkarma ile ne yapıldığı, bununla hangi fiilin, eylemin gerçekleştirildiği meselesidir. Bu doğrudan doğruya konuşmanın ve söz söylemenin bir insan fiili olduğu ve dolayısıyla konuşmanın bir fiil, yani bir davranış teorisi içinde ele alınması gerektiğini gösterir. Konuşmak, kurallı bir insan fiilidir. Üçüncüsü ise insanın bir sözü, bir şeyi kastederek söylemesi ve bununla bir fiil gerçekleştirmesi ile ne yaptığıyla alakalıdır. Siz yani birisine kapıyı kapat dediğinizde, emrettiğinizde bununla bir şey yapıyorsunuz. Karşınızdaki insan ya kapıyı kapatıyor veya diyor ki sen kim oluyorsun da ona emrediyorsun. Yani onu ya itaata veya isyana zorluyorsunuz. Yani o sizin sözünüzle birlikte normalde yapmayacağı bir şey yapıyor. Bu da söz edimlerinin o üçüncü unsurunu teşkil ediyor. Bu yani bu konuşmanın toplumsal boyutunu teşkil ediyor. İnsanın konuşması yoluyla gerçekleştirdiği eylem geçişli bir fiildir ve başka insanları ve halleri etkiler. Buradaki fiili hem dildeki fiil hem de dilden bağımsız eylem olarak düşünebilirsiniz. Yani konuşmak geçişli bir fiildir ve başka insanları ve halleri etkiler. Dolayısıyla konuşmak aynı zamanda içtimai, sosyal bir faaliyettir. Buraya kadar anlatılan 1950'li yıllarda John Longshaw Austin diye bir İngiliz filozofunun How to do things with words diye verdiği, William James Lectures olarak verdiği kitabının özeti gibi. Türkçe'de Fransızcasından söylemek ve yapmak diye tercüme edildi. Ayrıca yani bunu Türkçe olarak okumak mümkün. Burada bizim üzerinde duracağımız mesele tam da bu konuyla alakalıdır. Austin'in ve onun düşüncesini daha da sistematik hale getiren Searle'ın, bu Amerikalı bir filozof, Speech Acts isimli kitabı bu ve bu tezlerin Türkçe'ye tercümesi söz konusu olduğunda ne gibi meselelerle karşı karşıya olduğumuza baktığımızda ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumu ilginç yapan şey, Speech Acts teorisinin klasik İslam ve Türk düşüncesine göre konumu tespit edildiğinde keşfedilecektir. Bu ilginç durum, Farabi'nin neyse. Şimdi burada bir şeyi hatırlamamız lazım. Klasik Türkçenin imkanları. Şimdi klasik Türkçe dediğimizde ne kastediyoruz? Hem de onunla alakalı da bir örnek vermiş olacağım. Klasik Osmanlı medrese sisteminde okutulan dersler kısaca 12 ilim incelendiğinde konuşmanın bir insan fiili olduğunu dikkate alan ve bunun üzerine kurulu bir sistem ile karşı karşıya olduğunuzu fark edebilirsiniz. Daha eğitimin ilk aşamasından itibaren belirli bir düzen içerisinde ses çıkarmak demek olan tecvid. Yani fonoloji. Burada öğrencilere öğretilir. Yani o ses düzeniyle alakalı. Sonra sarf dediğimiz doğrudan doğruya morfoloji olarak bildiğimiz yani işte şekil bilgisi, eli şekil bilgisi. O öğretilir ve nahiv özellikle öğretilir. Nahiv de söz dizimi, sentaks. Ve bu 12 ilmin esas konusu budur. Ve baktığınız vakit o zaman speech act teoride dikkate alınan o hem dilin sesle ve o grameriyle alakalı kısım, bunun ötesinde öğretilen şey bunun bir adım sonrasında söz söylemenin bir fiil olduğu ve bu fiillerin bir kasıtla irtibatlı sözle gerçekleştiğini ele alan maani ve beyan diye ilimler okutulur öğrencilere. Maani bugün işte semantik dediğimiz alanla alakalı.
ve beyan da doğrudan doğruya işte sözde gerçekleştirilen fiilleri ele alır ki orada işte bütün sözle alakalı alan iki kısma ayrılır. İşte birisi inşa ve bunu haber olarak bildirilir ve inşa ve haberin işte Austin'in terminolojisindeki karşılığı performative constant'dır. Yani bunu yani normal olarak demek ki inşa ve haberi, performative constant'ı, performative ifadelerin ve hangi eylemleri gerçekleştirdiğimiz bunlar normal bir Osmanlı medresesinde okuyan kaç yaşında diyelim, 14-15 yaşındaki bir gencin gayet iyi bildiği konular. O klasik Osmanlı marifi içerisinde ve bu aynı zamanda klasik Türkçe'nin de parçası. Yani normal olarak klasik Türkçe'yi bilen birisi Austin'in performative quantitative ayrımıyla karşılaştığında karşılığı olmayan, kendi dilinde karşılığı olmayan bir fikirle karşılaşmış değil. Bir terimle karşılaşmış değil. Ama bunun ön şartı o klasik Türkçe ve klasik marifin o inceliklerine vakıf olur. Fesahat ve belagatın ileri aşamasını adamın vasf ve münazara teşkil eder ki bu artık yani özellikle dil bilimi dil felsefesinde o mesela şeyin Amerikalı işte Grice'ın Logic of Conversation çerçevesinde ele aldığı o bütün o şeyin iletişimi ve o iletişimde karşılaşılan o bütün o nelerin işte ön şart olarak kabul edildiği, hangi sözün hangisinden sonra gelmesi gerektiği, o pragmatik sferin alan içerisindeki o dili kullanmanın incelikleriyle alakalı teferruatı orada görebiliriz. Şimdi karşımızda yani demek ki klasik Türkçe'yi ve onun dile getirdiği, taşıdığı düşünce, fikir dünyasını dikkate aldığımızda aslında Batı dünyası için çok yeni olan Spicek teorisi daha klasik Türk düşüncesi açısından çok da orijinal bir şey değil. Şimdi bunun tabii daha ileri bir durumu var. Bir insan bir fiili elini kullanarak da karşı şu nokta önemli. Diğer taraftan da bütün bir İslam kültürü dinin tebliği ve beyanı ile vazifeli olan ve bu vazifesini gereği gibi yapmış olan bir peygamberin fiilleri. Bununla alakalı şu kadarını söyleyeyim. Tabii bunun daha gerisi var. Mesela Hazreti Peygamber'in fiğirleri klasik düşüncede üç kısma ayrılır. Onun sözle gerçekleştirdiği, normal bedeniyle gerçekleştirdiği, bir de yani müdahale etmeyerek gerçekleştirdiği, yani kendisinin kabul ettiği olmak üzere üç kategoride ele alınır. Ve bu eylem kavramı çok geniş bir anlamı vardır. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda, bütün bunları bir adım dil felsefesiyle, speech teoriyle alakalı olarak bunu dikkate alan Batı kültürü içerisinde yeni adımlar var. Mesela ne gibi? Haber basın iletişimsel eylem kuramı. Doğrudan dolayı speech teorisine dayalı olarak bir toplumsal düzen ve buna dayalı normatif bir sistem nasıl kurulacak onu tartışır. Şimdi bunu haber basın yapmaya çalıştığına baktığımızda aynı şekilde mesela işte tarih yazarlığı, fikir tarihi yazarlığı söz konusu olduğunda işte Oxford'un Cambridge'ini zannediyorum. Önde gelen isimlerden birisi, o Popok gibi bir zatın geliştirmeye çalıştırdı. O Skinner'le birlikte o Spicek teorisinden hareketle bir tarih yazarlığı yöntemi. Acaba biz bunu fikir tarihi nasıl uygularız? Bununla alakalı çok önemli adımlar atıyor. Şimdi ilginç bir şekilde haber basın yapmaya çalıştığı, yani bu söz edimleri üzerinden sözü bir insan eylemi ve sosyal bir faaliyetin, sosyal faaliyetin esası olarak gören tavrın nasıl bir normatif sistem ortaya çıkaracağını göstermeye çalışan haber basın usulünü, yöntemini ve yaptığını dikkat aldığımızda klasik Türk düşüncesinde ve tabii ki klasik Türk dilinde, klasik Türkçe'de buna denk düşen hem fikrin hem de kavramların, terimlerin fıkıh usulü diye bir disiplin içerisinde ortaya koyduğumuzu fark ediyoruz. O zaman haber basın ve diğer tarafta mesela 19. yüzyılda Gelebevizade Ahmet Tevfik Efendi'nin bu fıkıh usulü, yani söz edimlerinden, söz eylemlerinden hareketle acaba biz bir tarih metodolojisi nasıl geliştiririz diye Hamidetul Usul diye bir kitap telif ettiğini fark ediyorsunuz. Türkçe.
Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit o zaman o klasik Türkçenin içerisinde demek ki bu speech teori ve ona dayalı olarak daha sonradan yakın zamanda geliştirilmiş olan sistemlere denk bir düşünme tarzı ve fikir sistemi klasik Türkçe ve klasik Türk düşüncesine mevcut. Şimdi siz bunlardan bir haber olarak, habersiz bir şekilde speech teorisinin çok modern ve yeni, batıya has ve özgü, internet ve işte diğer alanlardaki benzer bir alanmış gibi düşünerek onlara yepyeni terimler uydurmaya kalktığınızda şu anda yapılan tercümeler diyelim işte speech teorisi İngilizce ifade edilip Almanca tercüme edildiğinde Habermas gibi düşünürlerinde bir sosyal teorinin esası haline gelebiliyor. Ama biz de aynı speech teori Türkçe'ye tercüme edildiğinde sadece kendi varlığının ötesinde bir anlamı olmayan bir metin olarak biz o zaman bunu aşmak için yapmamız gereken şey kendi dilimizin o klasik Türkçenin imkanlarını keşfederek o imkanlar çerçevesinde o fikirlerin işte yeni bağlamında nereye denk düştüğünü görüp o fikirlerin yeni ortamında yani tercüme edildiği Türkçe'de, Türkiye'de diyelim bu düşüncenin ve bu hayatın, bu dünyanın parçası haline nasıl getirileceğini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. O zaman bunu tekrar bir hafifle orada görürüz. Çok teşekkür ederim hocam. Zamanınıza teşekkür ediyorum. Şimdiki konuşmacımız hocam şimdi alalım. Evet o zaman 5-10 dakika, 5 dakika kadar bir soru cevap varsa eğer buyurun. Evet, bak önce anlatayım. Buyurun. Klasik Türkçe Namık Kemal'in, Ahmet Devlet Paşa'nın, Ziya Paşa'nın kullandığı Türkçe. Burada bir şey olacak yani. Benim şahsi kanaatim yani bu çok böyle şey olabilir. Felsefeci olmanın verdiği rahatlık var ya her şeyi öyle anlara, her şeye mesafeli olma imkanı hakkı alabiliriz. O hakkı mı kullanıyor? Evet. Abla bir burada gerçekten yok. Yok tabii şimdi şu dilde sadece meselesiyle ilgili onu söyleyecektim. Şimdi teoride çok haklısınız hocam gerçekten. Özellikle Arap dil bilimi geleneği çok güçlü bir gelenek. Fakat tabii 19. yüzyılda bu ne durumdaydı? Hani 150 yıldır dediniz konuşup onu söylediniz. Hani onu tam olarak bilmiyoruz. Hani teoride olduğu kadar güçlü ve yeterli miydi? Çünkü özellikle Namık Kemal Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi entelektüellerin çok ciddi eleştirisi var. Yani o 19. yüzyıldaki biraz müşerreş bir hale gelmiş dile karşı. Yani konuşulan dil ve yazı dil arasında ciddi bir uçurum var, açılıyor en azından. Esasında benim tahmin ettiğim, yani benim varsayımım bu yönde, o kültürün içindeki bilgiye, sizin çok önem verdiğiniz bilgi birikimine bir karşıtlık değil de daha çok o karmaşık dilin, yani günlük dilden uzaklaşılmasına bir tepki olarak ben dilde sadeleşmenin başladığını, zaman zaman aşırıya taşıdığını ama temelde böyle bir niyetin olduğunu düşünüyorum. O sizin söylediğiniz o teori, aslında bugün de yapılmalı ve yapılabilir diye düşünüyorum. Yani mesela sizin bu argümanlarınız keşke bir kitap olsa ve ya da mesela speech act teorisi mesela, bir de sizin dediğiniz gibi çevrilse mesela. O bence çok aydınlatıcı oldu. O kitaptaki birazcık zorlama kavramlara ben de çok aşina olamadım. Mesela edim söz, eksi söz edimi gibi, işte edip düşünerek act, perfect düşünerek act gibi kavramların bizim Türkçe, öz Türkçe karşılandığı zaman benim de dünyamda, benim dünyamın bir çağrışına ulaşmıyor arkadaşlar. O da konuşma dilinden günlük birden farklı. Yani 2-3 respekt. Hemen şu kadarını söyleyeyim sadece. Yani bizde sadeleşme konusu, ortadaki bu benim söylediklerim bundan bağımsız. Yani bundan bağımsız. Yani biz fikirlerin nakledilmesinden bahsediyoruz. Yani kısaca burada ben işaret etmeye çalıştığım şey, eğer bir fikir zaten sizde varsa, size
sizin kültürünüzde ve dünyanızda o fikir varsa, tercüme etmiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? O fikir yeni imkanlarla tahkim edilerek daha etkin olarak varlığını sürdürmesini sağlıyor. Yani speech teorisi söz konusu olduğunda konumuz buyken, kendimizi varlık içerisinde yokluk veya yoksulluk konumuna düşürmüş oluyoruz. Ben işaret etmek istedim ama. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Farklı teşekkür ederim sevenler için. Verdiğiniz sözü dediği gibi olduğumuzda teorik olarak çok iyi ancak şöyle bir sorunun cevabını alması lazım. Siz dediniz ki klasik Türkçenin imkanlarından yararlanmamız lazım. Klasik Türkçenin dünyasına girmek için klasik meali de bilmek lazım. Ama halihazırda yani bu ilmi tercümeleri yapmasını beklediğimiz insanlar akademik camiada bu klasik marife dair bir eğitim görmüyorlar. İlahiyat fakültelerini dışarıda tutacak olursa... İlahiyat fakültelerini dair. Tamam. Zaten biraz temas kuruyorlar Arapça üzerinden yani de hemen İslam'ın dinine ve Afin dinine ve dil ürünlerine bilgiler aslında. Ancak yani halihazırda o klasik marife olarak ulaşacak bir imkanımız yok. Bu nasıl olacak yani? Evet. Ben de onu söylüyorum işte. Bu önümüzde kendi kendimize koyduğumuz engeller var, yarıştır. Yani sivil bir faaliyetler yok. Sivil değil, fark etmez. Yani resmi sivil olmasının bir farkı yok. Ne gerekiyor? Onu yapmak lazım. Yani biz 19. yüzyılın dilini, yani şöyle söyleyeyim, bizler liselerimizde Zuhri'yi anlayacak mevzuları yetiştirebilirsek ama şu var. Yani her lise mezunun Fuzuli'yi anlaması gerekmiyor zaten olacak iş değil. En azından temel üniversiteye talebi gönderecek liselerimizin mezunlarının Fuzuli'yi anlayacak kıvamda mezun olmalarını sağlayabilirsek sorunu çözmüş olur. Şimdi onu çözmüş olur. Beni kışkırtıyorsun burada başlıyor. Şimdi boş anlamak istemiyorum. Boş demeyi idare ediyorum. Şimdi ben yani başka bir ülkede mi yaşıyorum bilmiyorum. Bakın Türkiye dünyası böyle bir yerim. 4 yıl bölümü, yani %80'i tezgah ediyordur. Yani daha nasıl öğretilecek ben bilmiyorum. Divan şişerleri, ondan sonra yani divan klasik nesir. Yani modern şiirle, çağdaş şiirle bir yer açmak için 10 yıl, 15 yıldır öğrendiğimden bunu mücadele ediyorum yani. Yani çağdaş şiirle yer açmak için, çağdaş şiirle yer açmak için verdiğimiz mücadele olağanüstü. Yani klasik kültürde maalesef zaten edebiyat sisteminin içerisinde var. Fakat bunun tabii daha nitelikli ve kaliteli yapılması gerektiği konusunda sizlerle hemfikirim. Yani. Hocam siz başlarken bir soru sordunuz. Evet. Felsefe çevirisi edebi mi olacak, bilimsel mi olacak? Değil mi? Edebiyat Osmanlıca'da çifte vavla yazılır. Edebiyat. Evet. Yani hocamızın sunumuyla çok, yani hepimiz bunu çok gerçekten kışkırtıldık. Yetmiyor yani. Yani siz istediğiniz kadar 15. yüzyıl, 19. yüzyıl Türkçesine geri dönelim falan ama yani şu andaki 20. yüzyıl yaşadığımız akademik ortamda böyle korunaklı ortamlarda bunların bir karşılığı var ama yani biz gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Yani hiçbir şekilde bunların bir yankısı yok yani üzgünüm. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yetmiyor yani. Türkçe bugünkü şartlarda yetmiyor. Üzgünüm. Neden? Ben aynı fikirde değilim. Yani geçenlerde ben bir programa davet edildim. Kanal 24'te. Onu da söyleyeyim. Orada da aynı görüşleri sundum. Biz şimdi tezler yönetiyoruz. Tezler yazdık. Kitaplar yazdık. Efendim söyleyeyim. Biz jürilere katılıyoruz. Dergileri takip ediyoruz. Kitaplar okuyoruz. Açık söyleyeyim. Yani bugünkü kadar temiz, imhası oturmuş bir Türkçe tarihi olmadı. Bunu da söyleyeyim yani. Ama şu, siz bazı kavramlar yetmiyor. Ben kavramı klasik dünyadan çekip çıkarmak, Türkiye'den çekip çıkarmak istiyorum dersiniz. Tabii ki yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok ki. Yani böyle bir engel mi var? Ben bunu göremedim yani. Böyle engel yok, kullanmıyorum. Yani bugün nitekim mesela pek çok bu tip kurumlardan çıkan muazzam dergiler var. O dergileri ilahiyat dergileri var. Ama baktığınız zaman Türkçe'nin içerisinde mücevher gibi, değil mi? Kavramlar, Arapçadan, Farsçadan gelmiş kavramlar var ama bunu nasıl kullanıyorsunuz? Yani anlaşılmaz... Farsça diyorsunuz ama zaten yani. Arapçadan, Farsçadan gelmiş diyorsunuz. Efendim, Afrikaşınarsınız da okudunuz.
Tabii ki de okuduk hocam. Abdülhamid Nazif Hisar'ın Türkçesi arzu edilen Türkçedir. Yahya Kemal'in Türkçesi arzu edilen Türkçedir. Bakın, Ömer Siyasettin'i, Ziya Gökalp'ı yeniden okumamız gerekir. Neden? Orada söyleniyor zaten. Diyor ki, Türkçe nasıl oturmuş, günlük konuşma lisanında yerleşmiş hiçbir sözcük atılamaz. Bu sözcükler hangi efendimizin kökenden gelirse gelsin dilde muhafaza edilmelidir. Kalıp ifadeler dilde muhafaza edilmelidir. Ancak başka bir dilin terkiplerinde kullanmayalım. Niye o da? Efendim Tevfik Fikret'in, Cenab-ı Şahabettin'in, Saygıt Üstüncü'nün bir eserlerini bir açın bakın anlaşılır şeylerdir. Anlaşılır şeylerdir. Yani bir kısmı efendime söyleyeyim Arapça tercihler, bir kısmı Farsça tercihler, bir kısmı Fransızca düşünülmüş ve Türkçe'ye çevrilmiş tercihler yazılmış. Böyle bir ortam vardı. Yoksa günlük bizim lisanımızda yer bir sözcükleri atalım kimse demiyor ki. Bunlar çözülmüş meseleler. Tabii ki Sayın Başkan, buradaki tabii mesele edebiyat dilimiz nasıl olsun değil. Mesela edebiyat dilimiz zaten yetişik itibariyle hakikaten çok güzel bir yol olduğunu düşünüyor. Ama bizim konuştuğumuz tabii güzel örnek dil felsefesi. Şimdi bir dil felsefesinde veya işte varlık felsefesinde diyelim Hegel'den tercüme yapacağız. Şimdi Hegel'den tercüme yaparken Türk düşüncesinde çok esaslı ve sistematik, derinlikli bir vahdeti vücut fikri olduğunu bilmezsek şayet. Ve Hegel felsefesinin biraz nasıl diyelim aşkın boyutu içkinliğe ters yüz edilmiş. Dolayısıyla vahdet-i vücuttan vahdet-i mevcuda dönüştürülmüş bir düşünce olduğunu bilmezsek şayet. O zaman Hegel'i tercih ederken yani Aziz Yardımcı'nın haline düşüyor. Hakikaten mi? Şimdi o zaman... Onu da anlamıyorum ben şimdi. Onu da anlamıyorum. Yani şimdi mesele yani bizim şu diye demek değil. Biz yani Abdullah Hosnevi'nin diline dönelim değil. Abdullah Hosnevi'nin dilinden istifade ederek bugün Hegel'i tercih edelim. Söylediğim şey bu. Ama Abdullah Hosnevi'nin mesela Türkçe yazdığını bilmemiz lazım. Yani bu çerçevede 18. yüzyılın çok önemli Türkçe metinlerinden birisi olduğunu ve Fususül Hikem'in çok önemli şairlerinden birisi de Türkçe şer yazdığını bilmemiz lazım. O bunda tır zaman içerisinde hale gelecek, açılacak şey değil. Klasik Türk düşüncesinde birebir karşılığını aramak anlamsız bir şey. Öyle değil. Önemli olan nokta şurası, o klasik birikimi dikkate alarak modern gelişmeleri de takip edip, sonra o klasik fikirleri modern şartlarda geliştirerek sürdürme teşebbüsü. Vermekte değil, teklif ettiğim şey. Yoksa gidelim 15. 16. yüzyıl düşünürlerini kitaplarını alıp, aynen önümüze koyalım ve hiçbir şey de yapmayalım değil. Olmaz. Mesela 16. yüzyılda yazılmış olan bir metinden, ben size burada Türkçe ile alakalı, daha dille alakalı olarak yazılmış metinden ben size bir sayfa okuyacak olsam, yani şaşırırsınız ve şu soruyu sorarsınız, burada konuşan, Humboldt mu, Heidegger mi yoksa bir Türk düşünürü mü? Bunu zor ayırırsınız. 16. yüzyılda bahsediyor. Şimdi ve dilin nasıl dünyaya taşıdığını, dilin varlığı aslında dilde ikamet ettiğini o kadar net ve açık gösteriyor, anlatıyor ki. Ama Türkçe bir metin 16. yüzyılda yazılmış Türkçe bir metinden bahsediyor. Şimdi biz o fikrin bizde mevcut olduğunu bilerek Humboldt ve Heidegger'le irtibat kurup ve onların fikirlerini bize yabancı olan bir taşıma bir şey olarak değil de bizde zaten var olan
dünyamızın bir parçası olan bir fikrin geliştirilmesi konusunda onlardan istifade edebileceğimizi fark ettiğimizde, yani kendi ayaklarının üzerinde duran ve canlı bir tefekkür o zaman sahip olur. Demek istediğim şey. Başka soru yoksa ikinci konuşmacımıza geçiyorum. Ömer Bilinç Albayrak hocamın etik bir faaliyet olarak çeviri konuşmasının başlığı. Kendisi Boğdur Benjamin'den çevirdiğim böyle başlıklı eserine yol çıkacak. Doğru çevirinin bir içeriği aslına uygun biçimde iletme olarak nitelenmesi, onu sadece bilişsel bir denkliğe indirgerken çeviriyi çeviri etkinliğinin üretici ve yaratıcı niteliğinden uzak bir yerde ulaşılmayı bekleyen bir kendilik olarak düşünür. Biz çevirinin de kaynak metnin yazılış sürecine benzer biçimde bir pratik olduğunu vurgulayarak ideal tek bir çeviri yerine çevirilerden söz etmenin daha doğru olduğu fikrini savunmaya çalışacağız. Herhalde çeviride yaratıcılık meselesini gündeme getireceksiniz. Buyurun. Bir dilden başka bir dile çeviri yapmak, flaman halılarına tersinden bakmak gibidir diyor. Zira biçimler görülebilse de onları örten ipliklerle kaplıdırlar. Doğru yüzün yumuşaklığıyla ve rengiyle görülemezler diyor. Bu çok klasik bir işte gerilimin veya ikilemin güzel bir ifadesi nedir? Çeviri evet yapılıyor ama hiçbir zamanda orijinal metinle birebir olması mümkün değil. Burada zaten biraz çeviriyle düşünmüş olan herkesin de söylediği bir şey. Şimdi bunun daha özlü ifadesi Kolyakör'ün çeviri üstüne metninde söylediği şöyle olabilir. Teorik olarak olanaksız ama gerçekte yapılabilir bir şey ve yapılıyor. Bu temel çelişkinin anahtarı belki şeyde olabilir diye işte düşünmeye başlamıştım. Bu tekillik üzerinden bakacak olursak metne, hem kaynak metne, hem onun yazarına, hem çevirmenin kendisine, hem de üretici çeviriye bu işte teoriye gelmezlik ama bir yandan da gerçekte bir şekilde mümkün olması belki biraz anlayabiliriz diye. Ki günümüzde pek çok çeviri teorisi var. Yani genel bir çeviri bilim var. Birden fazla teori var. Yani teorik olarak olanaksız olduğunu düşündüğümüz bir işin teorisini yapmaktan da gerek durmuyoruz. Bununla sadece sınırlı olarak şu iki şey söylenebilir. Bir, her çevirmen aslında bunu açıkça tutarlı bir şekilde ifade etmese de örtük olarak bir teoriye sahiptir. Belki denebilir ama belki onun
yöntemiyle o kadar iç içe geçmiştir ki hani ondan ayırmak ne kadar mümkündür diye düşünebiliriz. İkinci olarak da belki çevirinin teorisinin her zaman çeviri etkinliğinden sonra gelmek zorunda olduğu gibi sana. Çünkü bütün o teorileri okumak, etmek, öğrenmek size nasıl çevirici yapacağınızı veya karşınızda bizzat duran çevirmeyi bekleyen metni nasıl çevireceğinize dair nasıl diyelim doğa bilimlerindeki gibi yasalar, kurallar sunmayacak. Bunların betimlenmesi üzerinden ancak gidilebilir. Burada benim dikkati çekmek istediğim şey bu teorik bakıştan ayrı olarak yani çeviriyi böyle bitmiş hazır bir ürün olarak değil de üretim etkinliği olarak ele almaya çalışırsak belki biraz başka türlü şeyler düşünebiliriz, söyleyebiliriz diye. Dolayısıyla burada işte tekillik kavramı ve hem yaratıcı hem de etik bir faaliyet olarak çeviri etkinliğinden bahsetmeye çalışacağım. Çeviri diye hareketsiz bir ürün diyelim. Çevirinin doğru veya iyi olup olmadığını değerlendirirken genelde ne yapıyoruz? İşte kaynak metnin içeriğinin hedef metne doğru biçimde aktarılıp aktarılmadığını bakıyoruz. Buna göre değerlendiriyoruz. Ve çeviriyle ilgili yine herkesin düşünebileceği gibi doğru çeviri her zaman iyi çeviri demek olmayabiliyor. Çünkü işte anlam aktarıldıysa evet doğru, yani hata yok, ters anlam yok falan filan ama Türkçe'de çok iyi okunmayabiliyor, çok iyi olmayabiliyor. İyi çeviri de hani bunu başarmış çeviriye belki diyebiliriz ama burada yine iyi çevirinin de yine hani belki o dilin kaynak şeylerinde imkanlarını da kullanabilen hani sanki Türkçe yazılmış gibi falan diyeceğimiz bir çeviriye belki işte iyi diyebiliriz, doğrunun da artık üstüne çıkmış oluyor. Fakat bunu değerlendirmenin altında çok açık düşünülmese de, dile getirilmese de örtük olarak şöyle bir varsayım var sanki. Bunu da tam da işte bu çeviriye bir faaliyet olarak bakma ihtiyacını uyandıran şey oldu. Bu çeviriyi aslıyla karşılaştırırken aslında sanki o kaynak metinle bu çeviri arasında bir ideal metin var sanki. Platon gibi bir değer düşünürseniz. O mükemmel, kusursuz bir ideal çeviri ve elimizdeki mevcut çeviri de sanki o ideale ne kadar yakınsa, o kusursuz çeviriye ne kadar yakınsa o zaman doğru veya işte iyi olmuş oluyor veya doğruluk değeri de artıyor veya azalıyor. Bu genelde paylaşılan ama gözden kaçan ya da kaçtığını düşündüğüm varsayımın çok doğruya geçerli olmadığını ve bunun aşılması için de yine çevirinin bir faaliyet olarak görülmesi doğru olacağını işte burada bilim bölümünde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu epistemolojik diyebileceğimiz bir düzeyde kalıyor. Bir bilgi içeriğinin öbür tarafa aktarılması veya bir iletişim problemi olarak kalıyor ama etik tarafı bence bunun daha temelde etik bir faaliyet olmasının da üzerine örtülü görünüyor. Şimdi bu İlk bakışta daha hemen bu ideal çeviri yaklaşımıyla ilgili de varsayımıyla ilgili şöyle bir eleştiri söylenebilir. Eğer bu doğru olsaydı, yani bu değerlendirdiğimiz çeviri bir ideal çeviriye göre onun kusurlu bir kopyası gibi düşünülseydi, o zaman kaynak metnin de bir ideadan onun kopyası olma ve kusurlu bir kopyası olarak bakılarak yazıldığını da söylememiz gerekirdi. O zaman işte okuduğumuz bir şiir, bir roman veya herhangi başka bir türdeki bir felsefe metni olsa böyle yazılmış olsa gerek diye düşünmemiz gerekirdi ama kaynak metinler için böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Elimizdeki tek şey bir o metnin ideyası değil, metnin kendisi ve nasıl yazıldıysa o var. Dolayısıyla bu bakışın ilk bakışta böyle bir şeyi problemi var. Çünkü yine ya o metin elimizde o haliyle var. O metni başka türlü yazabilirdi. O kelime yerine başka bir kelimeyi kullanabilirdi. O paragraf başka türlü başlayabilirdi. Ki hani burada öğrenci arkadaşlarımızı da deneyimlerini anarak şunu söyleyebiliriz. Hani bir ödev yazmaya kalktığınızda bütün her şeyi okursanız, konu belli.
değil mi? Hatta notlarınızı almışsınız, her şey hazır, ana fikrini de oluşturmuşsunuz. Fakat oturduğunuzda bilgisayar başında ne oluyor? Ne yazacağım ben şimdi? Yazılmadan yok çünkü ortada öyle bir şey. Çünkü o yazının kendisi başlı başına bir üretim faaliyeti. Şimdi çeviride de biraz böyle bir bakışı işte anlatmaya çalışıyorum. Bu Platoncu bir yaklaşım olarak nitelendirilmiş ve eleştirilmiş bir tarafı var. Niye? Çünkü Platon'da da ya da Ortodoks Platonculukta ne vardır? İşte hakikatte de gerçeklik takım ideyalardan oluşur. Dünyamızdaki nesneler o ideyaların işte kusurlu kopyalarıdır. Sanat eserleri ise bu kopyaların da zaten kusurlu kopyaları olarak hakikate çok uzak bir yerdedir. Bunun çeviri üzerine, çeviri teorisi veya felsefesi bağlamında tartışılırken tarihsel olaraktan Walter Benjamin'in adı öne çıkıyor. Ben de şimdi biraz Walter Benjamin'in o çevirinin görevi metnini, sonra da Antoine Berman'ın ona dair bu işte Platoncu yaklaşıma dair eleştirisini kısaca aktarmaya çalışacağım. Bu çevirmenin görevi Türkçe'de var zaten. Yine Benjamin'in kendi yaptığı bir çeviri üzerine, bir çeviri etkinliği üzerine Baudelaire'den çevirdiği Tablo Parisien'in metnine eşlik etmek üzere yazdığı bir metin. Ve özgün tarafı içeriğinin yanında başlığında çeviri yerine çevirmenden tabii söz ediyor olması. Kendisi de çevirmen olaraktan çünkü yaptığı faaliyet üzerine düşünüyor aslında. Biraz karanlık noktaları olan, çok rahat anlaşılmayan ama çok yüklü bir metin. Onu biraz kısaca hatırlatmak için konumuzla alakalı olarak ne diyoruz Benjamin orada? Zaten içeriğin aktarılması falan bu çevirinin hiçbir zaman onu kabul ettiği bir şey değil. Zaten kötü çeviri ancak bu olabilir. Yani o içeriğin doğrudan aktarılması. Benjamin'e göre çeviri bir biçim, form. İçeriği değil, nasıl söylendiyse o söyleyiş biçimini aktarmak gerekiyor. Yani dolayısıyla ve bununla ilgili konuşurken de belli anlamların iyi anlamını, belli kavramların iyi anlamını veya belki de en iyi anlamını koruyabilmesi bu kavramlarla insanoğlu arasında hemen bir bağlantı kurulmaması koşuluna bağlı diyerek ilginç bir şey söylüyor. İnsanı aşan bir durumda olabilir diyerek bir örnek veriyor. Unutulmazlık. İşte herkes unutsa bile bir olayı, kimse hatırlamasa bile aslında yine de unutulmaz olduğundan bahsedebiliyoruz ve işte gönderme yaptığı şeyde herkes unutsa da bu istemin yerine getirildiği bir alan mevcuttur. Tanrı'nın unutulmazlığını düşünelim, aklımıza getirelim getiriyor. Ve dillerin birbirleriyle ilişkisi, benzerlikleri, ayrılıkları meselesiyle ilgili diyor ki diller birbirine yabancı değildir. Tersine a priori olarak ve tüm tarihsel bağımlılığın ötesinde söylemek istedikleri açısından aralarında yakınlık var. Bu yakınlığın temeli şurada, ona göre yine ondan aktarıyorum. Diller arasındaki tarih üstü nitelikteki yakınlık şu temele dayanmaktadır. Bu dillerden her birinde amaçlanan anlam bir bütün olarak aynıdır. Gel gelelim bu bütüne tek tek diller değil, onların birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden oluşan bütün başka bir de işte saf dil ulaşılıyor. Yani demek ki bir saf dil söz konusu bu mevcut olan doğal dillerin ötesinde veya yanı başında diyebiliriz. Bunu birazdan yakın sonunda açmaya çalışacağım. Dolayısıyla yine Benjamin'den bu düzey diller arası bir uzlaşmanın gerçekleşeceği bir tür yazgının önceden saptandığı ama ulaşılması olanaksız bir alandır. Yani doğal dünya açısından. Özgün yapının çevirisi hiçbir zaman bu alana bir bütün olarak varamaz. Ama öte yandan söz konusu alanı varabilen bir çevirinin salt bildiğinin ötesinde içerdiği şeylerdir. Yani içerik açısından bakarsak oraya asla varılamaz ki genel bakışa göre ise asıl içeriğin aktarılması meseleyken burada tam tersi bir durum var. Ve buradan ne çıkıyor şu an için? Benjamin'e göre bu içerik ya da anlam ile onun ifade edildiği dil özgün yapıda bir bütün oluşturuyor. Ama çeviride böyle bir bütünlük örtüşme söz konusu değil. Şimdi başta ne demiştik? Bu ideal bir metne gönderme yaptığımızı düşünüyorsak çeviriyi değerlendirirken kaynak metni için de aynı şeyi söylememiz mümkün olurdu dedik. Şimdi onu buraya uygulayacak olursak ve yine bu ideal gönderme yapma bir özgün metin içinde geçerli olacaksa ki
çeviride anlam ve dilin ayrılığı kaynak metinde de kendini göstermek zorunda. Ki zaten işte dilin içine gömülmüş anlam falan gibi ifadeler de geçiyor beyninde. O zaman özgün metnin kendisi de bir çeviri olmak durumunda. Dilin ötesindedir anlamın, o saf dil üzerinden bize söylemeye çalıştığı, dilin ötesinde bir anlamın çevirisi olmak durumunda. Tam da bu nedenle o zaman kaynak dilde de böyle bir örtüşmeden bahsettiğimiz biraz korunma hale geliyor. Bu örtüşmenin olanağını temellendirmek için işte Platon'un Parmenides diyaloğunda tartıştığı bu üçüncü argüman ve bunu hatırlayacak olursak yani işte bir insan ideyası var, bir gerçek insan var ama bu ikisinin de ilişkisini anlatabilmek için kısaca şey yapıyorum. Bir de bunun ideyası, almanın ideyasına etkiler olacak. Bu bilgimizi başka bir ideyaya getirecek vesaire. Dolayısıyla bunun varabileceği bir yer pek görünmüyor. Platon'un kendine artıklığına. Şimdi bu işte kısaca özetlemeye çalıştığım bu bakış açısının karşısında bu Fransız felsefecisi, çeviri felsefecisi Antoine Berman'ın çevirinin Platoncu özü başlıklı bir makalesine başvuracağız. Ortak benzer yanlar Benjamin'le Berman arasında, önce onların geçen kısaca zaten, basitçe bir içerik aktarımı olarak görmüyoruz de. Fakat bu Platoncu şeyler, bunlar taşıyan bu düşünceye bayağı karşı bir şekilde, onu eleştiren bir şekilde bu metinde bize bir takım argümanlar sunuyor. Özetleyecek olursak, işte bu Platon yorumuna göre, ideyalar öğretisinin Platon yorumuna göre nedir? Zaten Platon'da en temelde bir duyusal olan vardı, bir duyusal olmayan, duyumüstü belki diyebileceğimiz şey. Bunu dile uygularsak ne olacak? Dilin duyusal boyutu, sesler, harfler, bir de duyusal olmayan anlam tarafı. Duyusal boyut yani sesler, harfler, tarihsel, anlam boyutuysa tarih dışı ve evrensel olarak varsayılıyor ve bunlar da bir duyusal boyuttan daha üst aşamada varlık noktasından. Anlamlar değişmiyor, onlar ezeli ebedi ama duyusal boyut değişime tabi, tarihsel var. Ve bunu gösterge bilim terimleriyle söyleyecek olursak, gösteren boyutu, yani mevcut bilim işte sesli, harfleri, bu hakikatten uzak ve değişime tabi olan bir boyut. Ama gösterilen boyutu, yani anlam dediğimiz, tek tek dillerden bağımsız olarak var oluyor bu bakış açısına göre ve hakiki olan da bu boyut. Bu bakış açısından çeviriye baktığımızda ne oluyor? Çeviri dildeki bu rastlantısal, öze ait olmayan yani anlama doğrudan doğruya ait olmayan öğeleri temizleyecek. Onların işte ötesine geçerekten ne yapacak? Hakikati yani o anlamı aktarmış, korumuş. Yine çevirmen bir dile gömülü asıl anlamı kazıp çıkaracak, söyleyecek ve bu anlamı başka bir dilin belli gösterenleriyle ifade etmek zorunda kalır. Burada yine çevirmen, çeviri metni dil ötesi, aşkın bir Platoncu ideya gibi onun kusurlu hipofresi olarak değerlendirirken yine o kusursuz asla bir bakış açısının hakim olduğunu söylemiş oluyoruz. Buna Berman diyor ki metafizik bir hareket olarak çeviriyor. Bu bakış açısına göre doğal diller asıl dil ötesi anlamının yanında da sadece ikinci dönemde ve değerde olacaklar, o anlamın aktarıcısı olacaklar. Ki burada yine çelişki olarak belki söyleyebileceğimiz şey, yine Benjamin'in başlangıçta fikirleri kabul edecek olursak, yani çeviri bir biçimse, içeriğin aktarılması kötü çeviri demekse, o zaman bütün diller, çeviri değil, dillerin kendileri, ezeli ebedi bir ideal anlamın içeriğini dile getirir derken de kötü çeviri yapmak kalır aslında diye biliriz. Yani o anlamı dile getirememektedir aslında. Dilin kendisi böyle bir araz taşıyorsa o zaman kaynak metnin de bir dil ötesi bir anlamının kötü kopyası olmaktan öteye geçemeyecektir gibi sonuca, tuhaf bir sonuca varmamız gerekecek. Berman'ın ikinci eleştirisi yine yukarıda sözünü ettiğimiz kaynak metin boyutuyla. Eğer çeviri metin bir ideyanın kopyası ise kaynak metnin de öyle olması gerektiğini demin az önce söylediği Berman'ın ifadeleriyle ifade edecek olursak. Ama Berman diyor ki edebi yapıt olarak kaynak metin tekrar edilemez, kendine has biricik ve eşsiz bir metindir. Bunu göz ardı ettiğimizde, gösterenlerle gösterilenlerin ayrılabilirliğini kabul ettiğimizde, özgün metnin biricikliğini yani anlamların metindeki harflerle birleştiği o benzersiz yolları göz ardı etmiş oluruz. Yine ondan Kafka dönüşümü bir kere yazmıştır. O bile onu bir kere daha aynı şekilde yazamaz.
ki bu metinde gösteren ve gösterilen öyle bir şeydir ki zaten başka bir ifade edilemez. Edilse de o zaten başka bir metin olur. Bir ideyanın kopyası değil de ayrı bir metin. Şimdi bu iki kutbu kısaca özetlemeye çalıştım. Bunun kritik noktası işte Platonculuk, Platoncu ideya anlayışı, öz anlayışı. Onun üzerine biraz düşünecek olursak ki işte Benjamin dedik tarih üstü bir saf dile dayanan asla ulaşılamayacak bir ideal metnini bize düşündürüyor. Berman'ın eleştirisi ise bunu Platoncu olmayan bir çeviri etkinliğinin imkanını bize eleştirirken en azından sunmuş oldu. Şimdi burada yine Platon üzerinden ve Platon'un çevirisi üzerinden işte hani o bir çeviride yapılan bir sözcüğün çevirisinde yapılan bir tercih karşımıza birbirine tamamen zıt iki ayrı Platon çıkarabiliyor. Bu işte bu Ortodoks Platonculuğun ideyalar teorisi de aslında çok daha farklı bir manzara çıkıyor karşımıza. Çünkü burada ideyayı ya da eylosu nesneden ziyade faaliyete doğru yaklaştırırsak da bunun Platon metnindeki kaynağında gösterildiği takdirde zaten ne demek istediğimiz açıkça çıkacak. Burada Oğuz Aşlakoğlu'nun Platon Düşüncesinde Tekne isimli kitabının bir bölümünden bahsedeceğim. Oraya geçmeden önce çeviriyi yani bir faaliyet, yaratıcı üretici bir faaliyet olarak tanımlamaya çalıştık. Bir daha onu hatırlatmış olayım ki bu faaliyet derken Yunancılık'ın karşılığı poiesis, birazdan Platon'la ilgili konuşacağımız için bir şey yapıyorum. Üretme, yaratma anlamında. Ki sofist diyaloğundaki bu bir bölümde Haçlıkoğlu'nun tartıştığı bir mesele var. Üç ayrı İngilizce çevirisi üzerinden o bölümü tartışıyor. Ve bunlardan birisi şu, iki üç çeviride aslında aynı temel fikir üzerinden aynı şeyi söylüyor. Gerçek şeyleri üreten sanat tarafından üretilen şeyin kendisiyle görüntü yapan sanat tarafından üretilen görüntüsü. Yani bir gerçek bir şey var. Bir de onun görüntüsünü üreten bir faaliyet var. Bu da işte Demiurgos'un ve ideyaları bize işte söylemiş oluyor. Bir de onları daha düşük kopyalarını üreten insanın etkinliği ve sanatı veya zanaatı söz konusu. Bu temel üzerinde bildiğimiz işte bu Platon şey, mükemmel ideyalar ve kopyalar çıkıyor karşımıza. Fakat işte Oğuz Aşlakoğlu'nun dikkat ettiği üzere bu metinlerde özellikle tartıştığı pasajda Yunancasıyla autor sözcüğünün kendi ya da kendisi yerine gerçek, asıl şeyler olarak çevrilmesi işte tam da bu anlamı tersine çeviriyor. Platon'un düşüncesini biraz farklı bir şekilde aktarmış oluyor. Yani burada Oğuz Aşlakoğlu'nun gösterdiği şekilde bakacak olursak, çeviri yapıldığını çeviriye de bunu şey yaparsak, yani pardon, çevirinin kendisinde gerçek şeylerin meydana getirilmesi değil, orada kendine dayanarak bir meydana getirme fiilinden bahsedilmesinin daha mümkün olacağını söylüyor ve bu yukarıda dediğimiz okuduğumuz parçada şöyle çevirmek kullanmış oluyor. Bir yandan kendinin kendisini meydana getirmesi, diğer yandan da bunun örüntüsünün, eidolonun meydana, görüntü olarak meydana getirilmesi. Yani o auto sözcüğü nesneyle bir asılla alakalı değil, faille ve onun eylemiyle alakalı bir şey. Bu açıdan bakıldığında yine oradan aktarıyorum. Bu faaliyetin bizzat kendisi Erdoğan'dır, yani iştir. Çünkü kendiliğinden olana değil, meydana getirilen bir, getirenin bir fail olarak kendini de meydana getirmesi söz konusudur. Yani bunu biraz sadeleştirecek olursak, Platon'da bu poiesis, yani yaratma üretme faaliyeti, bir yandan failin kendini yaratma eliniyle fail olarak kendini yaratması, bir yandan da onun bir ürünü yaratması olarak iki bir veçeye sahip. Yoksa bir orijinal ideyanın kopyalanması değil. Şimdi bunu çeviriye uygulayacak olursak belki şunu söyleyebiliriz. Çeviri işte yaratıcı, üretici bir faaliyettir. Bu faaliyette hem çevirmenin kendisi bu faaliyet üzerinden kendini yeniden yaratır ve üretir, hem de o metnin çevirisini de gerçekleştirmiş olur. Çevirmeni tanımlayan nedir? Çeviri faaliyetidir aslında. Çeviri yapan kişi yaptığı sürece çevirmendir. Dolayısıyla bu üç veçeli bir tekillikten söz etmek mümkün gibi görünüyor. Birinci olarak tarihsel, toplumsal bir tekillik olarak çevirmen. Yine tarihsel, toplumsal bir tekillik olarak yazıldığı dilin genelliğinin içinden çıkan bir metin var karşımızda. Ve yine tarihsel, toplumsal bir ürün olarak onu çevirisidir. Bunların üçünü de mümkün kılan ilişkilendiren şey çeviri faaliyetinin kendisi bu alanda.
çeviren çevireceği her metin karşısında kendini bir tür sıfır noktasında bulur aslında. Daha önce yaptığı çeviriler ona deneyim kazandırmıştır, tamam doğru, ama bunlardan yola çıkarak az önce dediğim gibi çevrilmeyi bekleyen metnin otomatik olarak kendinden çevrilmesini sağlayacak bir yasa ya da örnek vermez. Ve her metin kendi tekilliğinde kendine has ifadelerle, zorluklarla, sürprizlerle dolu olacaktır ve ancak o somut durumda yaratılacak bir çözüme ihtiyaç duyacaktır. Öte yandan nasıl bir kaynak metin kendi diliyle varsa da başka türlü de yazılabilecekken böyle yapıldığı için metin olmuşsa, çeviri de başka türlü yapılabilecekken o çevirmen tarafından böyle yapıldığında değerli bir hipotezi değil de ortaya konmuş, üretilmiş, var edilmiş bir metin olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıdan çeviri kantçı anlamda pratik bir iş. Yani koşulsuz olarak gerçekleştirilen, ortaya bir şey konulan bir eylem olarak kendini gösteriyor. Bizim bu dünya yeni bir şey çıkmış oluyor. Bu bağlamda içeriğin işte o epistemolojik bir çerçevede doğru bir şekilde örtüşme yerine Samuel'in güzel ifadesinde alacak olursak bir varış noktasından ziyade bir yöne işaret ediyor. Ama varılacak yeri, o ürünün kendisini söylemiş olmuyor. Peki şimdi burada çevirmenin etik sorumluluğu kime karşı? Hem yazara, hem okura, hem kaynak metne diyebiliriz. Çok da yanlış olmayacak ama bir nokta eksik kalıyor ve bu eksik noktanın cevabını da yine Benjamin'de tabii bulmamız mümkün. Çünkü diyor ki çevirmenin görevi hangi dilde çeviri yapılacaksa o dilde amaçlanan etkiyi, yani yönelimi bulmaktır. Özgün yapıtın amaç dildeki yankısı bu yöneliminden kaynaklanacaktır. Yani bundan hareketle de Benjamin açısından çevrilebilirlik sorunu bir dil zorluğu değil. Yani dili çok zor, o yüzden çevrilebilir mi, çeviremez mi değil. Bunun ötesinde başka bir yerden kaynaklanıyor. O da şu, bu metin çevrilmeye değer midir? Niye? Çünkü bir metnin sonraki hayatı diyor buna, bir ölüm sonrası hayat değil, bu başka dillerde etkisini sürdürme anlamında bir içkin düzlemde bir sonraki hayattan söz ettiğini söyleyebiliriz. Çevirinin etik borcumu bağlamında hem ürettiği şey hem yazarı ama onun kaygısıyla alakalı bir şey oluyor aslında. Çevirmenle yazarla aynı kaygıyı, ortak bir duyguyu paylaştıktan sonra ancak o çeviri ortaya çıkabiliyor ki ben aynayı çevirirken tam da böyle bir şeyi hissetmiştim, yaşamıştım. Arkadaşımla sohbet eder gibi bir çeviri çıktı ortaya. Yani. Ve oradaki kaygının Türkçe'ye aktarılmaya değer bir kaygı olduğunu düşündüğümden. Evet, son cümleyi alalım. Bitti. Bitti. Tamam. Son olarak Benjamin'e çok şey yaptık. Biraz da onun gönlünü almak için bunu da söyleyeceğim. Bu daha önce Samuel Weber'in Benjamin's Abilities diye 2008'de çıkan çok önemli bir kitabı var. O, bu çevirmenin görevi metnini çok ince bir şekilde analiz ediyor, çözümlüyor ve onun yorumuyla bu saf dil başka bir dünyada yaratıcı değil de daha ziyade bizden uzak bir mesafede bulunan bir dil olarak onu yorumluyor ve oldukça tuhaf bir biçimde bir çeviride yoğun olarak bir öz biçiminde içerilmiş olandır ve çeviri onu gerçekleştirir ama örtük biçimde yaparak diye şey yapıyor ve dolayısıyla o kadar da belki metafizik olmayan bir Benjamin yorumda çıkarılabilir belki düşünerek kendisine olan bir şeyini teşekkür ederiz. Gerçekten böyle çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Ama teoride kolay. Şimdi yaratıcılık derken buyurun. Buyurun bakar mısınız? Red Hannah'ın Song About Ireland, Ömer Yaylan'ın Anadolu üzerine türküsü olarak çevrilmiş. Türkü temel çevirisi. Neden? Red Yaylan olmuş, Anadolu'da olmuş. Anadolu'da olmuş. Ireland'da Anadolu'da olmuş. Bir de Doğru Tanrı Kulu'nun kendiliğin oldu. Hüsnü'nün kızı Ayşe'nin kendiliğin. Ben de göstereyim size. Çok güzel şey. Burada hangi içeri yaptırıyor? O kendini doldurup olurum. Benim gördüğüm ne güzel şey. Bak işte benim için aslında güzel bir şey. Sorulur musunuz?
Olabilir tabii. Ama hani şimdi aklımızdayken konuşmak istedim. Tamam, soru yok. O zaman bir 10 dakika araya gidiyorum. Teşekkür ederim.